Selamünaleyküm herkese cümleten. Bugün Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin hemen önündeyiz. Gerçekten güzel bir balık avı yapmayı düşünüyoruz. Bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Bugün cumaydı. Gördüğünüz gibi oltalarımızı hazırlıyoruz. İnşallah güzel balık avı olur. Arkadaşlar buraya gelmemizin sebeplerinden biri bu spora gönül veren hobidaşlarımız var. Yeni başlayan hobidaşlarımız var balık sporuna. Gerçekten onlara nasıl balık avı yapılır geceyimde. Tabii bilen arkadaşlarım için belki basit gelebilir ama bilmeyen arkadaşlarımız için gerçekten zor. İki balıkla eve döndüğünü biliyoruz. Yani tabii bunu genelde herkes bilir. Bunlara en azından böyle tavalık nasıl balık tutulur bunu göstereceğiz. Arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız özellikle videoyu sonuna kadar izlesin. Gerçekten videodakileri aynen uygulasın. Fark etmez merhaba. Burası biz şu an Kartal'dayız. Maltepe'de olabilir. Kaynarca'da olur. Tuzla'da olur. Darıca'da olur. Yeni Kapı'da olur. İstanbul'un hangi merasında olursa olsun. Bizim yaptığımız bu sistemde gerçekten evine tavalık balık götürebilirsin. Arkadaşlar şimdi öncelikle yemimiz boru kurdu. Boru kurtsuz kesinlikle gelmeyin. Çünkü yani burada boş çaparilerle fazla tutamazsınız. Zaten videoyu izlediğinizde gerçekten göreceksiniz bunun hani ne kadar işe yaradığını. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Abone olarak bize mutlaka destek verin. Bak bugün buradayız, yarın Bodrum'dayız. İnşallah size her zaman faydamız olur. İlerleyen zamanlarda palamut avı turlarımız olacak 15 Ağustos'tan sonra. Onun haricinde biliyorsunuz Kasım'da gene çinekop avlarımız, lüfer avlarımız, sarı kanat avlarımız başlayacak. Aynı şekilde YouTube'da böyle sürekli video paylaşacağız. Meralarda, hangi merada hangi balık çıkıyor bunları göreceğiz. İnşallah kanalımıza abone olup bize desteklerinizi verirsiniz. Bugün Ahmet abiyle beraberiz. Şimdi oltasının yanına doğru gidiyorum. Bakalım videoyu izleyerek nasıl balık tutulur onu görün. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Evet. Şimdi ne yapıyoruz başka? Yemleri ince ince çıkartıyoruz herhalde. Aynen. Şöyle çıkartıyoruz. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Yanından şöyle çekiyoruz. Bazı arkadaşlarımız boru kurdunu öyle düzgün çıkaramıyor. En azından bir tanesini nasıl çıkardığını anlatır mısın? Ya böyle. Testleri keselim. Bakın arkadaşlar şimdi boru kurdu nasıl çıkartılır? Bunu görelim. Böyle makasla inceden kesiyoruz. Şöyle. Oh, mis gibi boru kurdu. Nereden aldın boru kurdunu başka? Reklam yapalım mı? Sıkıntı olmaz. Yani boru kurdu güzel. Yani şimdi boru kurdu, hak eden kazansın Salih'ten. Doğru mu? Evet. Oltacı Salih'ten. Oltacı Salih abiden aldınız. Tamam. Kurtlarımızı kesmişim. Tamam. Şimdi iğneye nasıl takıyoruz bunları? Onları görelim. Arkadaşlar şöyle gece yemide ısrar bir tavı. Şöyle iyi. Bakalım şöyle. Şöyle geçelim. Evet normal çapari. Gece çapari şu. Gece çaparisi mi? Aynen. Şimdi gece gündüzü fark ediyor mu bunu? Fark ediyor. Yemide. Şöyle bir geçeyim de tam gözükmedi. Aynen öyle taktık. Bu meradan mezgi çıkıyor mu ya şu anda? Yok. Şu anda bu meradan mezgi çıkmıyor ama istavrit çıkıyor değil mi? Aynen. Ahmet abi sen yap tavuk göğsüyle çinekop almış adamsın buradan. Evet. Deniz arası tutsun değil mi?
Evet, bugün hava... Efendim? Sinekop zamanı arkadaşları bekleriz. Tavuk göğüslerini alıp gelsinler. Arkadaşlar duydunuz, tavuk göğüsleri alıyorsunuz. Geliyorsunuz Ahmet abinin yanına. Burada nasıl sinekop tutuluyor? Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin önünde. Hangi ayda gelirsen burada? Kasım ayında falan değil mi? Ekim, Kasım ayında burada sinekop yapıyor. Ekim, Kasım'da. Ve oltamızı atıyoruz. Videomdaki 58 tane sarı kanat sinekopu da hepsini tavuk göğsüne aldım. Valla? Aa, siz gibi biz. Şimdi ne yaptın? Yarım kilo tavuk göğsüyle 58 tane sinekop sarı kanat. Ne zaman aldın abi? Tam tarihini hatırlamıyorum ama o aile aldım. Aynen. Geçen sene yani değil mi? Ya geçen sezon işte ya. Geçen sene sezon ve tavuk gözüyle 58 tane. Bunu bir şekilde yaptım. Tavuk gözüyle bak. O videoyu attın mı? Paylaştın mı? Vallahi hiç paylaşmadık ya. Paylaşmadık. Evet, onu paylaşmadık. O video duruyor mu? O videoyu sen çektin abi. Evet. Şimdi... O videoyu sen çektin. O canlı yayın yapmıştık. Heh. Sen izin almıştın, bugün paylaştın. Şimdi ne yapıyoruz? Oltaya şamandırayı takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, normal çaparımızı şöyle gördüğünüz gibi yemleri taktık. Şöyle yemler duruyor. Şimdi buraya şamandıra takacağız. Hani bilmeyen arkadaşlar için bu bölümü gösteriyorum. Şimdi böyle at, bazen at, böyle at, gösteriyor. Şamandırayı görmüyorlar. Şamandırasız böyle. Atmaya çalışan arkadaşlarımız var. Belki yeni başlayan obudaşlarımız en azından görsün. Şöyle şamandırayı taktık. Süperimiz var mı? Tamam, süper. Arkadaşlar süperi de bir kamış boy. Şamandıraya da şöyle fosfor ışık takıyoruz. Atıyoruz. Ne kadar süre içinde çekiyoruz? Dur. Şuraya takılmış. Evet. Şöyle. Meramızı da gösterelim arkadaşlar. Hemen Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin makinesi ışıkları. Bülent Ecevit Kültür Merkezi hemen önünden böyle oltamızı sallıyoruz. Bugün ayın kaçı bu arada? Evet. 27 Temmuz 2018 günlerden cuma. İnşallah bu mübarek günde güzel balık avı yaşarız. Şöyle bir tane karagöz günse başkan. Bilmez mi? Denk denize gelin şimdi, boru kurdu taktı. Bak burada normalde izmarit şu an vurdu değil mi? Geliyor aynen. Bak arkadaşlar, boru kurdu olduğu zaman balık hemen tutuluyor. Şimdi bu merada hani balık, hani ben tutmayı bilmiyorum diyen arkadaşlar sadece bu videodaki yapılanları yapsın, garanti balık alır. Doğru mu usta? Yani boru kurdu şart. Taze bir boru kurduyla bu işi böyle kolayca yapabilirsiniz. Bakın şu an yavaş yavaş çekiyoruz oltayı. Evet, Ahmet abi çekiyor şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi merayı bir daha göstereyim. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin tam karşısındayız. Ne yapıyoruz Ahmet abi? Dolmasını mı bekliyorsun? Evet, şamandıra da şurada gördüğünüz gibi, o kadar uzağa atmaya gerek yok arkadaşlar. Yaklaşık bir 20, hani 15 metre 20 metre anca var değil mi? 15 metre 20 metre ötede bak şu parlayan ışık bizim şamandıramız. Öyle inip çıkıyor, görüyorsunuz balık vuruşları var şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi malzemelerimizi de buraya koyduk. Oh gömülüyor. Bakın bak vuruşa bak. Bak. Oh. Şimdi dalgada var ya, deniz anası vurmasın. Bak arkadaş, bak çöp çekiyorsun. Belki ondan olabilir mi? Aynen çöpten dolayı. Aynen şamandıra gömülüyor ya, gömülüyor resmen ya. Bak. Geliyor balık, hadi bakalım.
Var mı ağırlık? Geliyor değil mi? Titretiyor mu? Titrettin beni. Evet, balığımız geliyor. İnşallah böyle gördüğünüz gibi takır takır çektik. Arkadaşlar gece yeminde şöyle gördüğünüz gibi iki tane balık. Alttaki ufak, üstteki iyi. Bakın şu tam bir sabit. Şu da düştü gitti zaten denize. İyiydi. Tam tam balık. Evet, meramızı şöyle bir daha gösterelim. Gerçekten güzel. Bir de lodos var ya, balık da bakın şu abimiz de bayağı çekiyor. Orada parlıyor zaten, görüyorsunuz. Hani arkadaşlar, hani istavritle gerçekten böyle tutabileceğiniz en kolay balıklardan biri. Dediğimiz gibi alttan ileri atıyorsunuz. Bakın şurada şamandıramız var, ikinci şamandıramız. Oraya atıyorsunuz, boru kurdunu takıyorsunuz. Bekliyorsunuz 2 dakika sonra balığınızı çekiyorsunuz. Yine geliyor mu? Yine geliyor mu başka? Evet, yine geliyor mu? Evet, yine geliyor mu? Derdiken 2 tane geliyor. Oo, alttakine bak, alttakine. Hiç yapmadan versene, şöyle alttakini şöyle bir göstereyim. Ortada sallansın. Bakın kuyruğu şöyle, maşallah maşallah. Evet, süper av böyle. Her atmamızda çekiyoruz arkadaşlar. Her atmamızda çekiyoruz. Oh, şamanda bak. Şöyle yakın çekim yapalım biraz. Bakın şamandırayı görüyorsunuz. Buradan anlatmayacağım. Anlatmıyorum ben. Şamandıra orada. Bak. Bak. Oh. Heyecan bastı. Şöyle uzaklaştıralım, böyle biraz daha net görürsünüz arkadaşlar. Of. Kafa atıyor, kafa. Merak ettim ha şimdi, uçamanlara da kaç tane balık var. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi çekiyoruz yavaş yavaş yine şamandıramızdaki balıkları. Evet, boru kurdunun faydaları. Evet. Aynen, kapatmaya başladı. Aynen, iri balık olması şart ya. Kapatan bir tane var. Of. Gel bakayım, gel. Millet İzmir'de çupra tutuyor, biz burada istar tutuyoruz. Ay maşallah. Aynen, 1-2-3 altta kaldım. Nazardaydı. Evet, 3 tane daha geldi, maşallah diyoruz. Alttaki gitti. Evet Aşkan. Bak. Şamandıra çıldırdı dedik, geldik. Bak of. Bak nasıl şamandıra, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu parmağımı göstereyim mi? Bak zaten gösteriyorum. Şöyle zoom yapalım bir daha. Bakın arkadaşlar, şamandıra orada yeşil bir şey parlıyor. Bak parlıyor ama gömülüyor. Mükemmel. Arkadan şöyle geçeyim, ben pozisyon alayım. Of. Gerçekten güzel bir balık avı. Var ya, böyle olduğu zaman zevk oluyor ya. Büyük balık geldiği zaman oraya gömüyor ya onu. Yani gerçekten bütün stresin gidiyor. Yani bütün stresini o denizin içine böyle gömüyor. Her vurmasında böyle zevk alıyor insan ya. Böyle yemlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yemleri böyle iğneye tek tek böyle boru kurdunu takıyoruz.
Evet, çekiyoruz yavaş yavaş. Bunu kapattı ya. Bakın hasta bak, yine baba bak. Kaçmasa gene baba bak. Ooo, kapattı ya. Kamışın ucuna bak. Oh, oh, kamışın ucu gözükmüyor da hani inşallah inşallah süper bir balık avı. Sana bir şey diyeyim mi? Büyük olan hep altta oluyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Biraz da bence stoperle oynamak lazım ha. Altta eğer gene varsa iri. Bak bak. Bak bak geliyor. Bu ne böyle? Üsttekine bak, balonu sanki. Gel. Maşallah. Yani arkadaşlar, şu balığın yanında aslında isabi şunların hepsi ama şu balığın yanında bak şunu alıyorum. Bakın arkadaşlar. Yani harbi servis yani. Bakın. Demek ki gömen buymuş. Ben dedim zaten. Değil mi? Direkt söyledim ya. Yeni bir tane var diye. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bütün olta bayağı bir oldu. Kaç tane? 5-6 tane mi çekti? 8. 8. Şöyle bayağı iyi çektik ya. Maşallah var. Evet. Balık yaklaşık 25 metre ileride. Gerçekten güzel bir vuruş oluyor. Herhalde kıyıya çok pislik geliyor ya. O yüzden balık fazla kıyıya gelmedi. Bugün hava lodos. Demek ki haftan bir açığa atmak lazımmış. İri balığı almak için. Arkadaşlar hani burada yeni başlayan arkadaşlarım da en azından bilgi sahibi oluyor. Ne oluyor? Lodoslu havalarda hani 15 metre falan değil de biraz daha 20-25 metre ileriye atarsanız daha verimli balık alırsınız. Var mı başka? Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz şamandıramız orada. Buradan birazdan manzara güzel diye şöyle şey yapalım, çekelim dedik. Abdelme gördüğünüz gibi lodosun dalgaları kıyıya doğru vuruyor. Tabii iri balık yapmaya başladı bu saatlerde. Devasal, böyle güzel istatistikler. İnşallah birazdan Ahmet abi eşkine de tutarsa onu da göreceğiz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bir tane çekti abimiz gene. Ahmet abi geliyor mu? Evet geliyormuş. Bakalım kaç tane gelecek. Daha demin yine bayağı iyi aldık. Şöyle duralım. Evet oltamız geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi şamandırımız hemen burada. Yavaş yavaş çekiyoruz. Arkadaşlar burada önemli olan bu hızlı çekmek değil. Yani bunu yavaş yavaş çekeceksiniz ki balığı dökmeden yavaş yavaş ağır ağır çekin. Zaten balık tutulmuş. Bakın şöyle 4 tane gene geldi. Maşallah balıklar bayağı bir irileşmeye başladı abi. Bak. Bayağı bir irileşmeye başladı. Saat geçtikçe tabii haliyle balıklar da güzel oluyor. Böyle bismillah. Böyle gördüğünüz gibi. Evet, şöyle yemlerimizi kontrol ediyoruz ki hani düşen yemlerin yerine yem takıyoruz. Şöyle alttaki yem de boş. Böyle ufacık boru kurdunu alıyoruz. Yeme takıyoruz ki en azından boşluk olmasın. Genelde balık alttan vurup üste doğru dolmaya başlar. Alttaki yem her zaman önemlidir. Üstteki yem de öyle bir şekilde. Ya üstten vuruyor ya alttan vuruyor değil mi? Oltamızı atalım. Gelene bak, gelene. Bakıyoruz, gelene bakacağız. Ne yapıyor? Kafa atıyor. Kalama verelim. Atıyor, kafa atıyor. Of. O ne öyle? Of. Ortadaki fenaymış ha. Sinekop mu tutuyoruz burada Erdal? Sinekop değil, istarvit arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın lan. Yanlış anlaşılmasın, aynen dediğin gibi. O ne öyle ya? Ne
arkadaşım ya. Şuna bak, şuna. Boya bak. Oo maşallah, maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. Lodos'ta Kartal sahilde. Lodos'ta Kartal sahilde. Bülent Ecevit Kültür Merkezi karşısında. Şöyle gördüğünüz gibi kovadan geçmeyecek ya. Kovadan geçmeyecek mi ya? Başkan, senden ses çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar burada sürekli yemleri değiştiriyoruz. Ha, değiştiriyoruz derken. Giden yemleri değiştiriyoruz. Şöyle incik boncuk yemlerimiz var burada. Bu yemlerden buraya takıyoruz. Eksik olanları tamamlıyoruz. Şimdi bu evet. Şimdi oltamızı atıyoruz arkadaşlar. Üstüne oltasını yapayım abi. Bak oltayı atıyoruz. Oltanın gidişini görelim mi? Görelim. Bakın nasıl iniyor suya. Hop. İndi. Gördünüz. Yaklaşık 25 metre ötede orada balık var. O gömdü. Sen mi gömdün onu? Evet. Hareket ediyor mu? Oo. Bir dakika o gömülüyor gene. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. İnşallah yeni başlayan hobidaşlarımız için yeterli bilgiyi vermişizdir. Buradaki önemli olan püf nokta boru kurduydu. Biz burada boru kurdu vardı. Aldık balığımızı. Eğer boru kurdu olmasaydı bunun balığın onda birini kesinlikle alamazdık. Yani anca böyle 100 tane balıktan örnek diyorum 7 tane falan 6 tane alırız. Öyle çeker giderdik. Çünkü balık biraz seyrek. Yani çok olsa boru kurduğuna gerek yok. Normal tüylü de alabiliyoruz. Ama tabii balık bugün nazlıydı. Biraz da Poyraz sert esti. Haliyle şu anda Poyraz dindi. Pardon, Lodos. Lodos dinince de balık zaten şu an kesti. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buradan tüm arkadaşlarımıza Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalımıza mutlaka abone olun ki diğer videoları böyle hem biz de zevkle çekelim. Emeğe saygı. Herkese rast gelsin.